Bəli, rəsmi Ankaranın mövqeyini Türkiyənin ticaret nazirinin məhz açıqlamasıyla, TRT Haber açıqlamasıyla təqdim etdi. Elə müzakirə mövzumuz da budur və studiyamızın qonağı var, birbaşa bağlantımız var Türkiyədən. Türkiyəli siyasi analitik Sadık Akyar bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Sadık Bey, salam, bayramınız mübarək. Sağ olun. Tüm Azərbaycan halkının da bayramının mübarək olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sadık Bey, resmi Ankara mövqeyini bildirdi İsrail'le bağlı ve İsrail Xarici İşler Nazirliğinin başçısı da Türkiye'nin sanksiyalarından sonra cevap adımları da gecikmedi ve onlar da açıklama verdiler ki, biz elimizden geleni Türkiye'ye karşı bu ülkenin iqtisadiyyatına zarar verecek adımlar atmağa başlayacağız. İndi Türkiye-İsrail münasibetleri, əl-əxsus Türkiye'nin iqtisadiyyatındaki vəziyyət necə olacak veya hutta bu proses həqiqətən mi sözdən əmələ keçəcək mi, yoxsa bir müddət ala bilər? Şimdi tabi yani bu sorunun cevabı için çok ben bir kısaca bir özet yapmak istiyorum. İşte özellikle seçimden sonra, seçim esnasında ve Türkiye'deki bu yerel seçimler esnası ve hemen akabinde Türkiye'nin niçin İsrail'le ticaretine devam ettiği konusu gündeme geldi. Bununla ilgili olarak seçimden önce hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Savunma Sanayi Başkanlığı böyle bir şey yoktu ama firmaların özellikle sivil savunma sanayi firmalarıyla herhangi bir ses çıkmadı. Onları bu kapsamıyordu. Daha sonra İsrail'le kesinlikle bir ticaretin yapılmadığı belirtildi. Ve daha sonra da şimdi de 54 kalemde İsrail'le bir kısıtlama geldi. Yani aslında bu bile tamamen ticaretin yapılmayacağı kısıtlama geldi. Tabii buradaki kısıtlamanın olması siz de bilirsiniz. Zaten bakın şu anda Filistin'e ürün, herhangi bir ürün ihtiyacını gönderdiğiniz yardımlar bile önce İsrail tarafından kontrol ediliyor. Ondan sonra Filistin'e şu anda büyük bir çoğunluğu müdahale edilmiyor. Bu şekilde bekliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ile yapmış olduğu ticaretin bir kısmı da aslında Filistin'e yapılıyor gibi. Tabii bunu kendi iç politikasında tam olarak anlatmadı. Maalesef bu iç politikadaki bu problemi veya bu gelişmeler hemen buradan ani bir karar aldı. Tabii bu ani bir karar İsrail'i ne kadar etkileyecek? İşte İsrail'de biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Kongre'de Türkiye'ye karşı gerekli ambargo ya da tedbirlerin alınması için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz dedi ki 19 Mayıs'ta biliyorsunuz kritik bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var Türkiye'nin. Büyük ihtimal bu konuda da gelecek. Tabii ben böyle genel anlamda bakmak istiyorum bu olaylara ki bunu buraya da uygulayabiliriz. Türkiye krizin başından beri kim konusu adeta bir yani beka sorunu olarak görmeye başladı. Bunun da bazı adımlar attı. Fakat bu atılan her adımla Türkiye konunun dışına gitme başladı. Çünkü neden? İşte Hamas'a koşulsuz desteğini açıkladı. Garantörlük konusu vardı. Bu sefer bu garantörlük için iki tarafında kabul etmesi gerekir. İsrail tarafı bunu dışarıda bıraktı. Şimdi çeşitli ticari konular var. İşte onlara bir kısıtlama geldi ki dediğim gibi bu kısıtlama da ne kadar olacağı tam olarak belli değil. Yani bu burada bir insani sorun var. Yani bir insani sorun var. Bütün dünyanın ayağa kalktı. Bir de bir politik bir sorun var. Türkiye'de bunu iç politika sorunu haline getirdi ve iç politikadaki bu gelişmeler Türkiye bu dış politikada özellikle Filistin konusunda acil kararlar almaya zorluyor. Ama bu kararlar Filistin halkına yarar mı getirecek, zarar mı getirecek bunu uzun vadede göreceğiz. Belki kısa vadede evet. Çünkü bakıyoruz bu kalemin içine mesela uçak yakıtı da var bunun içerisinde. Mesela bu uçak yakıtı
bana göre baştan itibaren verilmemeliydi. Ama mesela bazı malzemeler var. Büyük ihtimal bu herhalde Filistin tarafına gidecek. Onlar devam edebilirdi. Tabii muhakkak özellikle hem politik hem de ticari bürokratlar ve siyasiler tarafından da değerlendirilmiştir. Bu problem sahası Türkiye Filistin İsrail sorununda inisiyatif almak istiyor. Bununla ilgili adımlar atıyor. Fakat her attığı adım Türkiye'nin burada almak istediği inisiyatiften uzaklaştırıyor. Ben uluslararası ilişkileri şu şekilde benzetiyorum. İşte mesela Cenab-ı Prezident Aliyev'in var. Ermenistan'la normalleşme hiç masadan kalkmıyor. Brüksel'e gidiyor. Yerlerde görüşüyor. Kendisi emek veriyor. Ülkede yapılan uluslararası toplantılarda belirtiyor. Yani burada uluslararası arenada, diplomaside eğer masada olursanız menüde ne varsa menüyü yersiniz. Eğer sizin bir rahatsızlığınız varsa, midenizde bir rahatsızlık varsa menüden istediğinizi seçersiniz. Ama siz masada yer almazsanız size tabiri caizse bir rasyon, bir kumanya verirler. Artık o midenize bir zarar olur. Ülserinize mi, kanınıza mı onu bilemezsiniz. Dolayısıyla ben bu tür konularda sürekli olarak olayın içinde masada olması taraftarıyım. Çünkü geçmişe bakalım, Türkiye Filistin halkına en büyük faydası İsrail'le ilişkileri iyi olduğu zaman yapmıştır. Neden? Aha. Çünkü İsrail'i etkileyecek gücü vardır elinde. Şimdi İsrail'le ilişkiler bir düzeliyordu. Şimdi tekrar eski duruma geldi. Hiçbir ilişki yok. Ve Türkiye'de Filistinlere sadece uluslararası arenada işte kınıyor. Bu şekilde bu İsrail bu malları başka bir yerden bulur. Yani fiyatını verir. Biraz daha yüksek fiyata verir. Sadık Bey teşekkür ederek proseslerle bağlı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Son olarak. Aha. Keşke Türkiye bu elindeki ticari kozu direkt olarak açıklamak yerine ticari kozu Filistinlilerin özellikle Gazze'nin yararına olacak şekilde kapalı kapılar ardında konuşsaydı belki daha fazla faydası olabilirdi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sadık Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli şerhiniz için. Qeyd edim ki bizim birbaşa bağlantımız Türkiye'den idi ve siyasi politolog, siyasi ekspert Sadık Akyar Türkiye'nin Filistin'e, daha doğrusu İsrail iqtisadiyatına embargo koyması ile bağlı Filistin proseslerine müdahale, konkret müdahale etmesi ile bağlı ve bununla da ilk ülke olması ile bağlı. En son məlumatları diqqətinizə çatdırdım.